Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün yine bir başka bisiklet günümüzde sizlerleyiz. GoPro Hero 8'lerimiz var artık. İlk kez kullanacağız ve ilk kez çekim yapacağız. Gördüğünüz gibi aklında da var. Bakınız. Evet. Başladık diyorsun. Başladık bakalım. Tırmandık. Bir yarım saatlik tırmanışımız vardı. Şimdi aslında şu anda bilmediğiniz bir yer değil. Her zaman indiğimiz yerlerden ineceğiz. Ama tek farkımız GoPro Hero 8'lerimiz var. Onlarla çekim yapacağız. Siz de dolayısıyla mountain bike performansını görmüş olacaksınız GoPro'nun. Hani sarsıntılarda, hızlı gidişlerde, sağa sola dönüşlerde nasıl olduğunu. Boost modda kullanıyoruz Hypersmooth'u. Konumuz. Şimdi buradan bir duyuru yapıyoruz. Akın geçen hafta Commencal Meta 29 can elektrikli bisiklet aldı. Full Professional E-Bike, Mountain Bike. Onun çok yakında bisiklet tanıtım videosunu ve kullanım, bir aylık kullanım videosunu çekeceğiz. Bütün detaylarını vereceğiz, fiyatlarını, işte özelliklerini, şu an kullandığımız regular mountain bike'lardan farkını falan. Bir de cumartesi günü, yani siz ne zaman izleyeceksiniz videoyu bilmiyorum ama bize göre önümüzdeki hafta sonu YT'nin ana merkezi, bize çok yakın oturduğumuz yere, oraya gideceğiz ve YT'nin yeni çıkardığı, 6-7 ay önce çıkardığı e-bike'ları, Decoy'ları deneyeceğiz. Bu aralar e-bike performansları ile ilgili videolarımız da olacak. Eminim çok güzel videolar hazırlayacağız yeni kameralarımızla. Takibe devam edin. Güzel videolar geliyor yakında. İleride de elektrikli bisiklet ve normal dağ bisikleti arasındaki challenge'lar, farklar, işte inişlerdeki performans farklılıkları, çıkışlardaki performans farklılıkları, bunlarla ilgili videolar da hazırlayacağız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Burayla bizim ilk göz ağrımız ya. Sevgili sevenlerimize. Bizi seyretmeye devam etsinler. Evet. Subscribe tuşuna basmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar evet, mesela şu geçen hafta yayınladığımız one up videosu vardı biliyorsunuz. Bakın şu anda mesela dağın başındayız. Çok lazım oldu. Niye? Çünkü Akın'ın kamerasının vidası gevşemiş. Şimdi onu sıkmak gerekti düşmemesi için. Bakın buradan çıkardık dalgayı. Şu an kullanım videosunda görmüş oluyorsunuz. Bakınız. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. İlk dağ bisikleti iniş videolarımız yeni kameralarımızla. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, GoPro'larımızla ilk çekim. Yeni ya. Bakın. Ha, kokuyor evet arkadan. Nasıl kokuyor var ya. Oh. Bitirelim. Evet arkadaşlar selam. Yeniden turumuz bugün sona erdi. Çok farklı bir tur değildi ama en azından kameraları denemiş olduk. Önümüzdeki haftalarda çok daha güzel videolar olacak. Değil mi? Evet kesinlikle. Bugün ben biraz jetlag olduğum için. Neden jetlagdın? Çin'den geldim. İçinden mi? Tam içinden. Ve 15 saat zaman farkı var. 2-3 gün önce geldiğim için kendime gelemedim. Gerçekten bisiklette dengemi kuramadım. Az kaldı düşüyordum defalarca. O yüzden yine gibi geldim yavaş yavaş ama önümüzdeki günlerde telafi edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir e-bike çekimimiz olacak. Sonra YT'den gideceğiz. 2 tane e-bike alacağız. Test sürüş yapacağız. Onun da bütün aşamalarını çekeceğim. Sizi YT'nin headquarter'ına götüreceğiz yani. Hep beraber gideceğiz. Orada da yakınlarda bir parkur var. Orada bir ride yapacağız. Bisikletleri deneyeceğiz. Hatta eğer bir terslik olmazsa ilk defa şeyi de denemiş olacağız. Bu Di2 evet. Shimano'nun dijital vites ve dropper post özelliklerini denemiş olacağız. Çünkü YT Decoy Pro Race değil mi? Pro Race miydi o? CF Pro Race. CF Pro Race modelinde. Çünkü evet. Di2 kullanıyorlar. Evet. Kemiğimiz takalım. Drive safe. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok daha güzel videolarla görüşmek üzere.